Her gün Leo gibi bir oyuncuyla antrenman yapabildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. Welcome to the World Series of Boxing semifinals, match number 2 of 2. Coming up tonight between Astana and Los Angeles from the Music Box on Hollywood Boulevard in Hollywood, California. 2009 şampiyonluklarla dolu bir Welcome everybody, I'm Alan Massengill with Sean O'Grady. It's going to be a packed house tonight, Sean, as always here in Hollywood. Jenny McCarthy, the lovely and talented lady, is here with us tonight. She's helping to support her foundation for autism, so the proceeds will go to help her. And she's been a great supporter of these Matadors, and she is a great boxing fan. She yells and screams from the Matadors whenever she comes in here. So good to have Jenny. There's the champ, five-time world champ. Evander Holyfield, who's been on these broadcasts a couple of times. Umarım aynı so now let's tekrar. Send you inside the ring. Ray Dustard, the Matador. All right, guys, General everybody, manager, welcome. To get the crowd warmed up. Bence çok sağlıklı bir rekabet ve bu rekabet milli takımın yararına oluyor. Sanırım bu sadece ikimiz değil, milli formayı giyen herkes için geçerli. Milli takımda rekabet sadece ikimizin arasında yaşanmıyor. Savunmada, orta sahada ve hücumda aynı rekabet var. Dediğim gibi, bu rekabetten milli takımın kendisi kazançlı çıkıyor. Andres Iniesta, İspanya'ya Dünya Kupası'nı kazandıran rolü attığında neler hissediyor? Aslında ekranda tekrarını görene kadar golü atanın o olduğunu bilmiyorum. Her şeye rağmen Dünya Kupası'nı getiren golü en yakın arkadaşımın atması beni çok mutlu etmişti. Maç sona erdiğinde sahanın ortasında ona sarıldığımı çok iyi hatırlıyorum. Birbirimize sarıldık, sevinçten ağlamaya başlamıştık. İnsan gerçekten yaşayana kadar bu gibi durumlarda nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Ancak Andres'in golden sonra formasını kaldırarak Danny Harkin'in mesajını tüm dünyaya göstermesi beni çok duygulandırdı. Eminim İspanyol taraftarı bunun ömrünü sonuna kadar unutmayacak. Barcelona ve İspanya milli takımı filebekçisi Victor Valdez'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Thank you for coming to support the Matadors and to help knock out autism with Generation Rescue and Jenny McCarthy, of course. Generation Rescue ikizi denen şey sık rastladığımız bir şey değil. Bu özel durum ortalama 250 doğumda bir gerçekleşiyor. Ancak futbol dünyasında çok sayıda ikize rastlayabiliriz. Bazıları ikizlerin gizemli telepatik güçlere sahip olduğuna ve bunun sahada önemli bir avantaj oluşturduğuna inanıyor. İşin bu kısmını bilim adamlarına bırakıyoruz. Futbol dünyasında sansasyon yaratan bir ikiliyle tanışmak üzere kısa bir süre önce Glasgow'a konuk oldum. For coming out tonight to help knock out autism. Tonight you'll watch the top amateur boxers in the world compete for a chance to become the team champion in the World Series of Boxing. Tonight's matchup can be seen in English on Sports Cable Network versus in Spanish on Sports Cable Network VeyMe. Nerede olduğunu bilmeme gerek yok. Live around the world right this very moment. Konuşmasan bile beni anlıyor. The World Series of Boxing is a new global boxing competition from the International Boxing Association. Whose vision is to preserve the best of professional boxing while retaining the best features of amateur boxing. Philip ve Patrick Bartik, Çek Cumhuriyeti'nde futbolcu bir ailenin çocukları olarak dünyaya gelmiş. Babaları profesyonel futbolcuymuş. Ağabeyleri Dan Carvey'nin kalesini koruyor. İkizler bir dönem Hertha Berlin forması giymiş. Ancak 6 ay sonunda değişim zamanının geldiğine karar vermişler. Şu anda İskoçya'da Celtic forması giyiyorlar. Atmamız gereken bir adım. İngiltere'de, daha doğrusu Britanya'da oynamak istiyorum. Fizik gücüne dayalı futbol bizim için daha uygundur. Almanya'da taktik ve teknik daha önemli. Buraya gelmemizin nedeni buydu. İngiltere veya İskoçya'da oynamak istiyorum. Matador Mike is going to get us kicked off here tonight. Gerçekten What's up, everybody? How y'all doing? Can y'all hear me? Can we hear? Yeah. What's up, Matador Nation? How we doing? Yeah, that's what I'm talking about. Y'all ready to see some good fights tonight? We got some pretty people in the front row. We got some beautiful people in the back row. I see y'all up there too. All right. So we're gonna get this going. Y'all know about the knockout girls? Y'all know about the knockout girls? Let me hear you. All right, we got some pretty girls. They're gonna come up and dance for us. All right, so let's cue that music if we could.
Ülkemizde kalsaydık bulunduğumuz noktaya asla gelemezdik. Brittany, Leanne, Jenna, İkizler ülkelerinden ayrılma kararının karşılığını yakın gelecekte alabilir. Bir dönem İngiltere'de top koşturan Vladimir Smicher, ikizlerin büyük potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. Yaşadıkları ülkeyi terk edip Celtic'e gelerek önemli bir karar verdiler. Umarım başarılarını devam ettirirler. Kariyerine yurt dışına devam etmeye karar veren pek çok oyuncu var. İkisi de çok yetenekli. Çek Cumhuriyeti 18 yaş altı milli takımında oynuyorlar. Şu ana kadar kendilerini 3 maçta izleme şansı buldum. İkisi de çok iyiydi. Umarım Celtic'te kendilerini gösterirler ve A milli takımına katkıda bulunurlar. Glasgow belki de profesyonel bir futbolcu için yaşaması en zor yerlerden biri. Celtic ve Rangers arasındaki ezeli rekabet hakkında bilgi edinen ikizler bu konuda da dikkatli olmak zorunda. Evet, bu konuda bizi uyardılar. Artık tanınıyoruz. Ve şehre indiğimizde rakip takımların taraftarlarıyla sorun yaşama olasılığımız var. İngiltere ve İskoçya çok güvenli ülkeler değil. Gazetelerde sürekli haberlere rastlıyorsunuz. Çoğunlukla şehirden uzak durup dışarıya birlikte çıkıyoruz. Asla yalnız çıkmıyoruz. Celtic'te 3 yıllık sözleşme imzalayan Philip ve dışarıya birlikte çıkıyoruz. Matador Girls. Let's hear it for the Matador Girls. And now, we call your attention to the video monitors. Get to know the World Series of Boxing. Şampiyonlar Ligi. Dünya Kupası. 2022'de Katar'da veya Rusya'da oynamayı planlıyoruz. Ama belli olmaz, her şey bize bağlı. Bu şekilde oynamaya devam edersek yükseğe gidebiliriz diye. Her şey planladıkları gibi gittiği takdirde ikizleri parlak bir gelecek bekliyor. Acaba birbirlerinden ayrıldıklarında sorun yaşayabilirler mi? Another exciting night of world-class boxing. Hocalarımız bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyor. Ben A takımla antrenmanlara çıkıyorum. Patrick ise 19 yaş altı. Bir gün tamamen ayrılır mıyız bilemiyorum. Ancak biz ikiziz. Birbirimizden uzaklaşsak bile önemi yok. Aramızdaki bağ devam edecek. Şimdilik hedefleri yan yana çalışarak Celtic'te basamakları tırmanmaya devam etmek. The World Series of Boxing Americas. Futbol severler için Michel Platini, futbol dünyasının önde gelen yöneticilerinden biri. Biraz daha eskileri hatırlayanlara göre ise o dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularının arasında yer alıyor. Fransa milli takımıyla 3 dünya kupasında forma giyen Platini için 1982'de İspanya'da düzenlenen turnuvanın ayrı bir yeri var. Kupayı İtalya kazansa da turnuvanın en dikkat çeken takımı Fransa'dır. Bu başarının merkezinde yer alansa Platini'den başkası değildir. Okay, ladies and gentlemen, in just a moment. In just a moment we're going to get started. İyi değildik. And we'll bring out the team. Eleme so sit tight for just a minute. İyi oynadığımız maç sayısı çok az. Gerçek gücümüzün ortaya çıkması. Let me hear you, Matadors. Let me hear you. Fransa milli takımının başarı süreci bu turnuvayla birlikte başladı. I like it. I like özellikle it. De Batı Almanya'yla Sevilla'da oynadığımız yarı final maçından sonra. Bu maça daha sonra döneceğiz. Fransa İspanya'daki dünya kupasına Bilbao'da oynadığı İngiltere maçıyla başlar. Fransa gibi İngiltere'de İspanya'ya gelene kadar zorlu bir süreçten geçmiştir. Ancak Ron Greenwood'un öğrencileri Fransa karşısında maça fırtına gibi başlar. Henüz 27. saniyede ağları havalandırmadan
kazandıran Brian Robson, Dünya Kupası tarihinin 10 adet tarihi en erken golüyle that's very important because everybody else fights after Fernando who boxes first. If Fernando can come out and set the pace, set the tempo for the night, and kind of break the hearts of Abutalipov, I'm gonna have a difficult time with that tonight. Yes. That would set the tone for the night. That's extremely important for all the other fighters after Fernando. In the lightweight division. Lucky for the Matadors, the number one ranked lightweight is Yerzan Musafirov, and Eric Flores is from local kid from Inglewood here is going to have his hands full with that guy with his world-class ranking. Then we get to the 2008 gold medalist from Beijing, Bahit Sarsekbayev, taking on Chris Sweet Pea Pearson. So those first three, if they could get out of those, Sean, they'd make the way in and win maybe two of those three. But the league remembers that they lost four or five fights over in Kazakhstan. And the only fighter that won for them was a guy that had a lot of experience internationally, which was Rashi Warren, who got, I think, is the class up of bantamweight division. As in comes the Astana Arlans. In case you're wondering, folks around the world, Arlan is a wolf in Estonia, and Rick Swartz is now going to take it away. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome to our city tonight's opponents, all the way from Kazakhstan with only two stops to refuel, the Astana Arlan! Çekoslovakya DDSC'in golüne Antonin Panenka ile yanıt verse de karşılaşma berabere sonuçlanır. And now, ladies and gentlemen, it's time to meet your home team, your Los Angeles Matadors! 24 takımın 12'si ikinci tura yükselir ve üçerli 4 gruba ayrılır. Avusturya'yı 1-0, Kuzey İrlanda'yı 4-1 ile geçen Fransa, Sevilla'da oynanacak yarı finalde yerini ayırtmıştır. Hedefimiz ilk turu geçmekti. Kuzey İrlanda ve Avusturya'yı yendikten sonra yarı finalde Batı Almanya'ya geçmiştir. Karşılaşma Dünya Kupası tarihinin en güzel karşılaşmalarından biri olacaktır. Batı Almanya 17. dakikada Pierre Littbarski'nin golüyle öne geçer. I fight for the crowd. I fight for Latini'nin Dominik Rochetto'ya yapılan penaltıyı gole çevirmesiyle birlikte Fransa skora denge getirir. Latini muhteşem bir performans sergilemektedir. Ancak o bile kilidi açmakta zorlanır. Maça damgasını vuran olaylardan biri de Schumacher'le Patrick Batiston'un çarpışması olacaktır. Aslında olayı tam olarak görememiştik çünkü hepimiz topu takip ediyorduk. Daha sonra televizyondan daha ayrıntılı izleme şansı bulduk. Bence hakemin penaltı verip Schumacher'i oyundan atması gerekirdi. Demek ki o da görememiş. Patrick'in kafatası çatlamış ama bir penaltı bile verilmemişti. Patrick'i ne zaman görsem dişlerin döküldü, kafam patladı, bari penaltı olsaydı derim. Hiçbir işe yaramamıştı. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma uzatmaya kalır. Fransa 6 dakika içinde finaldeki yerini ayırtmış gibidir. Marius Trezor ve Giles'in golleriyle birlikte Fransa 3-1 öne geçer. Ancak Batı Almanya da aynı şekilde 6 dakika içinde 2 gol birden bulacaktır. Oyuna sonradan giren Karl-Heinz Rummenigge farkı 1'e düşürürken Klaus Fischer'in golüyle birlikte maç penaltılara kalır. Fransa penaltıları 5-4 kaybeder. 1-0 geriye düştük. Sonra 1-1 oldu. Arkasından 3-1 öne geçtik. Burada biraz hakeme değinmek istiyorum. Almanya iki oyuncu değiştirirken bizim iki oyuncumuz hastanedeydi. Zor bir durum. Yedek oyuncumuz kalmamıştı. Maçı penaltılarla kaybettik. Ancak futbol böyle bir şey. Bütün duyguları birlikte yaşadık. Neşe, üzüntü, isyan, nefret, ölümüne mücadele hırsı. Hepsini yaşadık. 90 dakika içinde yaşadıklarımızı tarif etmek gerçekten çok zor. Bu anda farkına varamıyorsunuz. Ancak insan bu tür şeyleri çok az yaşıyor. Tek kelimeyle muhteşem bir deneyimdi. Batı Almanya finalde İtalya'ya, Fransa ise üçüncülük maçında Polonya'ya yenilir.
Platini'li Fransa 1984'te Avrupa şampiyonluğunu kazanırken 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yine yarı finale kalır. Bir dönem Fransa milli takımını çalıştıran Platini'yi futbol dünyasında daha büyük görevler beklemektedir. Bu UEFA başkanı olarak görevim dünyanın en güzel oyunlarından biri olan futbolu korumak. Benim için en önemli şey bu. Futbolun emin ellerde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir sonraki programımızda Arjantinli Maxi Rodriguez'le bir araya geleceğiz. Ve Kanada milli takımının Kadınlar Dünya Kupası hazırlıklarına göz atacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. NTV Spor'da El Clasico heyecanı bu kez İspanya Kral Kupası finalinde yaşanıyor. Güntekin Onay ve Emek Ece maç öncesi çarşamba gecesi 10'a çeyrek kala büyük derbiyi değerlendiriyorlar. Your official timekeepers tonight are Willie Areola and John Lichty. Çim hokeyi ya da buz hokeyinin yaygın bir spor olmadığı ülkelerde sadece hokey hızlı ve sert bir oyundur. 11'er kişiden oluşan iki takım erkek ya da kadın olabilir. Küçük ve sert bir topu J şeklindeki bir sopayla rakip takımın kalesine doğru sürmeye, pas vermeye ve kaleye sokup gol atmaya çalışır. Michael King, The Rock, Jim and Carson, California, and it's an honor to have President Wu with us tonight as well. 35 dakikadan oluşan iki devre sonunda en çok gol atan takım karşılaşmayı kazanır. Oyun sopayla oynanan futbola benzer ve bazı ülkelerde çim hokeyi futboldan daha popülerdir. Ladies and gentlemen, just a few minutes away from our first bout, sit tight. Less than five minutes, less than five minutes. Kaleci vuruşu kullanıldı. Orta alanda bir anda hata var. Şimdi sağ kanada pas. Bir duvar pası. Ceza sahası için orta tehlike olacak. Ceza sahasında bir baba gol. Mükemmel bir gol. Maç anlatıyoruz. Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları NTV Radyo'da. İstanbul 102.8, Ankara 104.7, İzmir 95.7. NTV Radyo. TV, net, radyo, mobil. Her zaman, her yerde NTV Spor seninle. NTV Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler, hepinize iyi sabahlar. Dünya Boks Ligi WSB'nin yarı finallerinde rövanş karşılaşmalarıyla birlikteliklerimiz devam ediyor. Bu sabah itibariyle sizlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. En batı eyaletlerden Los Angeles'ta bu eyaletin temsilcisi Los Angeles Matadors ve Kazakistan temsilcisi Aslan Arlans karşı karşıya gelecekler. Music Box Theater adlı bu konser merkezindeki Harry Fonda Tiyatro olarak da biliniyor burası. Aktör Ramelli Fonda'nın ardından. Burada bu akşam karşılaşmalar gerçekleştirilecek. 5 müsabaka var her zaman olduğu gibi. Tribünlerde dikkat çeken isimler var. Bunun yanı sıra Amerika'da ikamet eden Kazak vatandaşlar da dikkat çekiyor. İşte ünlü box simaları fotoğraf çektiren onlarla fasikleri, taraftarları, sol tarafta Leonard Holyfield örneğin dikkat çekiyor. Great crowd, Jenny McCarthy. And I tell you what, the kids are back in the back right now. Az önce sitting, they're going over hemen yeni bağlamadan en alt evvelde which Ray Robinson'ı burada görmüştük muhtemelen. Yeniden kameralar kendisini gösterecektir. Kadroları belirtelim. Bu akşam LA Matadors, Los Angeles Matadors ekibi, ev sahibi takımı.
Fernando Martinez, Cedric Miguel Torres, Christopher Pearson, Elber Passos ve Javier Torres. Beşiyle ringde yer alacak öte yandan. Aslanamaz. İşte bu arada Ray Robinson'ı görüyoruz. Onunla fotoğraf çekmiş isimlerle. Sine 23 yılında. Kanat. Abusalipov, Yerjan Muzaffirov, Bayis Sarsakbev, 2008 Olimpiyat şampiyonu. Marat Moldagereyev ve İştvan Bernard beşlisiyle bu akşam galibiyet arayacak. İkinci müsabakada da Aslan Arnaz geçtiğimiz hafta sonu cumartesi akşamı NTV Spor'da takip ettiğiniz müsabakada bu ekip Aslan'a karşıya karşı gelmişler ve ev sahibi ekip Aslan'a 4-1 kazanmıştı o geceyi. Bir knockout, bir de teknik knockout elde etmişlerdi. Futbola benzeyen bir eşleşme söz konusu. İki ayaklı bir eşleşme yarı finallerde ve iki maçın sonunda akümüle yani toplam sonuçlara bakılıyor. Bu doğrultuda bu akşam en az bir 4-1 sonuç ki bu 4-1 içerisindeki galibiyet muhakkak knockout'ta da teknik knockout olmalı veya 5-0'ı elde etmek zorunda LA Matadors. Bu doğrultuda ilk iki müsabakayla birlikte muhtemelen zaten neler olduğunu az çok anlayacağız. Genç bir takım. LA Matadors da buna karşılık çok deneyimli bir takımla bu akşam sahne alacak. Astana Alans ekibi zor bir karşılaşma yine LA Matadors'u bekliyor. Geçen hafta istatistik olarak en başarılı takımıyla 4-1 mağlup oldular. Astana Alans'a bu hafta içeride en azından ev sahibi takım adına buraya kalabalığı çekebilecek, taraftarları çekebilecek bir 5'le sahne alıyorlar. Ama işleri kolay olmayacak. Aslan Ağlan'a bakıldığında ise ekibin bu akşam sahne alan takımdaki yaş ortalaması 28. Okay, ladies and gentlemen, it's time to get underway. Welcome to Hollywood, California, and our first contest of the evening, fighting at lightweight, representing Astana from Astana, Kazakhstan. Please welcome Kanat Abutalipov. İlk müsabaka için sporcular yavaş yavaş şuraya davet ediyor. Az önce seremoni yerine kaldı. Önce bağlamadan hemen önce takımların sporcuları başlığına geçmişti. İşte Kanat Abutalipov. Bu skeletin verdiği sıralarında birinci sporcusu. Bence bu takımın ismini. Bu takımın en başarılı sporcu. Geçen hafta LA Matadors sadece ve sadece 24 kilogram müsabakasını yani bu sikleti diğer bir işte horoz sikleti kazanabilmişti. Orada ise güven taraf az önce de onura edilen, seremoni esnasında onura edilen iki kez olimpiyat kadınlısı olmayı başlamıştı. 1976 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin boks dalında, boks sporunda iki kez üst üste olimpiyatı temsil eden tek isim olma özelliğine sahip. Hatta bunu belki önümüzdeki yıl okay, ladies and gentlemen, and now representing your Los Angeles Matadors, just down the 405 freeway from Inglewood, California, Eric Nyquil Flores. Olarak yine bakıldığında özellikle sporcular yücelendiler. Normal sezondaki 12 hafta süren bir normal sezon vardı. Orada en başarılı olduğu bisikletten biri olarak dikkat çekiyor. İki takımın en başarılı olduğu bisiklet gibi bir bisiklet. Yani çok olurken hangi bisiklet yapman? Boros, hafif ve orta bisiklet. Diğer bir de işte maksimum 300 kilogram bisikletlerinde iki takım da çok başarılı. LA Matadors'un sporcusu şu an davet edildi.
Ladies and gentlemen, fighting for your Los Angeles Matadors, Fernando El Puma Martinez. Bir an acaba isim değişikliği mi oldu diye düşündük son ana kadar, ancak WSK'nin şu anda resmi internet sitesinde yer alan listelere bakıldığında da bu isim, bu genç yetenek sahne alacak gibi görünüyordu. İşte Fernando El Puma lakabıyla Martinez, Fernando Martinez Arjantinli çok çok genç bir yetenek ve şu ana kadar ekibini son derece iyi temsil eden bir sporcu olarak dikkat çekiyor. Fernando Martinez, Los Angeles Matadors geçen yıl Haziran ayında Londra'da yapılan draftta bu sıklet için şanslı bir kura seçmiş ve ikinci sıradan bu sporcuyu draft etmişti, takıma dahil etmişti. Ve şu ana kadar da antrenörlerini pek fazla hayal kırıklığına uğrattı diyemeyiz. Oldukça başarılıydı 19 yaşındaki Fernando Martinez. Tek yenilgi, iki yenilgi aldı düzeltiyorum izninizle. 4 galibiyet elde etti. Okay, ladies and gentlemen. Here we go. In the blue corner. 28 years of age, weighed in at 118.6 pounds. His WSB record is a perfect 6-0, ranked number one in the WSB bantamweight. He'll be fighting next month for a chance at the individual WSB title and a chance to fight in the 2012 Olympic Games. The 2009 AIBA World Champion. The 2008 Kazakhstan President's Cup champion from Astana, Kazakhstan. That's it for Kanat Abutalipov. Çok deneyimli bir boksördü. Bunun deneyimlerini öğrencilerine aktarıyor. And over here in the red corner, at 19 years of age, weighing in at 118.2 pounds. His WSB record is 4-1, ranked number 5 in the WSB. A five-time Argentinian national gold medalist, a youth world championships quarterfinalist, a bronze medalist at the Orosur Games, coming to you by way of Buenos Aires, Argentina. He is Fernando El Puma Martinez. Yine geleceği çok parlak bir yetenek, Fernando Martinez. Tonight's referee for the lightweight competition normal sezon sırasında 5. sırada yer aldı. Bu kadar kaliteli boksör içerisinde oldukça iyi bir iş çıkardı. İki sporculukta ekranınızın sağında Martinez'in sonunda Abutalipov var. Değerli izleyenler, karşılaştırmaları aktarmak için hazırız. Ben Umut Işık. Bugün sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bu müsabakada umuyorum zevk alacağınız bir mücadele olacak. 5 karşılaşma var. Hemen başlarken hatırlatalım. Geçen hafta karşı karşıya gelmişlerdi bu iki ekip. NTV Spor'dan takip ettiğiniz müsabakada. Kazanan Aslan Arlanz olmuştu. Kendi evinde 4-1. Ama bu skorda çevrilebilir. İmkansız diye bir şey yok boksta. Bunu geçtiğimiz cuma akşamı Paris United kanıtladı. 4-1'in rövanşında Bakü Fires'ı 5-0 mağlup ettiler ve finale adlarını yazdırdılar. Bu yüzden her şey olabilir. Ama şurası bir gerçek, çok zor bir müsabaka onları bekliyor. Los Angeles Matadors'u bekliyor. Hiçbir karşılaşmayı mağlup tamamlamamaları lazım. 5-0 veya 4-1 olması durumunda ve en az 2 teknik knockout veya knockout gerekiyor bir takıma. Şimdi kombinasyonla başladı Martinez. Biraz çenesi açıkta gibi ama çok seri bir boksör. Sol geldi. Tabii Amerikalı boksörlerin, Los Angeles Matadors boksörlerinin geçen hafta başına gelenler burada bugün Kazak boksörlerinin başına gelebilir. Nedir bu durum? Çok uzak bir mesafeden uçtular buraya. Los Angeles Matadors geçen hafta Kazakistan'a uçarken İstanbul üzerinde duraklayarak uçtu belirtelim. Londra, sonrasında İstanbul ve sonrasında Astana'ya gittiler. Çok uzun bir yolculuklar geçerek duraklamalarla birlikte bir gün yakın uçtular. Bu uçuşu şimdi Kazakistan'da gerçekleştirdi. Hava sıcaklığı çok büyük bir etken. Jetlag olma ihtimali çok yüksek. Yemek ve hava koşulları sporcuları çok değiştirecek kuşkusuz. Dünyanın bu kadar döndüğü gibi hemen hemen bir gün tamamlandığı bir yolculuğun ardından başka bir ülkeye geçip hemen hemen 36 saat sonra bir müsabakaya çıkmak kolay bir iş değil. Şimdi kombinasyon ve rakibini sendeletiyor Fernando Martinez. Hemen ilk round'un başında. Eskiden sol sağ kroşe denildi. Sağ kroşe hemen ardından Martinez içeri doğru takılıyor. Sola fakat sol kroşe yakalayamadı Abutalipov'u. Sol patlamaya çalışıyor bakıyor yine Martinez.
Solak yaklaşan Abipalibov, sağ sol kombinasyon Martinez. Karşılaşma olması ve şu an bildiğiniz gibi kırmızı eldivenli siyah şortlar. Matadoz'u görebiliyorsunuz. Set şorta sahip ve siyah eldivenden mücadele ediyor. Aslan Arlan sağ köşeyi oturtamadı. Martinez bir sol denedi. Güzel bir kombinasyon yeniden ve Abipalibov'u çok zor duruma düşürüyor henüz ilk. Round içinde sağ uzattı. Abipalibov geri doğru kaçıyor. Neyli temas ettiğini hakem sayabilir mi? Hayır saymadı. Bir vuruş yok. Denli sim bitirdiğini yükleniyor hakem. Sporcu. İlk iki dakika bir yerde kaldı. Abipalibov için neredeyse kabus derecesinde kötü bir başlangıç. Herhalde hiç böyle bir duruma düşmemişti. Geride kalan altı müsabaka sonunda hepsini puanla kazandı. Bisiklette zaten kapak biraz daha düşük bir ihtimal. Havasını çok iyi yapıyor. Sadrek ve isabet sağlıyor. Martinez hemen ardından son köşe. Abipalibov biraz hızı düşürmek istedi. Bisikletten giriliyor ancak kabul etmiyor Martinez'in. İçeriye sesini sol köşe isabet sağladı. Abipalibov, Martinez çok fazla etkilenmedi, son koşuyu uzattı. Son kilo ve ekran sonuçlanıyor. Büyük ihtimalle ev sahibi sporcunun üstünlüğü de sonuçlanacak bir round olabilir. Tabii geceye morali başlamak için çok önemli. Müsabakada kaybetmeyi kararlı bir maçlarında bu akşam. Müsabakada Alain Matador. Nasıl çevirecek müsabakayı? Her karşılaşma olması ve şu an her şey değişebilir elbette. Bugün çok çok örnekleri var. Bu sezon. Martinez'in lehine sonuçlanan bir round olduğu gibi görünüyor. Sol denedi. Martinez bir solla daha rakime. Bu kez bir sağ köşe. Bu üç vuruş işaretindeki en isabetli, en etki yaratan vuruş bu gibi. Sol deniyor, sağ parkat. Martinez rakibini kovalamayı sürdürüyor. Abipalibov eskilerle zar zor çıktı orada. Sol deniyor hemen ardından. Çok ilginç bir tarzı var, biraz dağınık. Ancak çok seri bir boksör. Fernando Martinez. Sağ kroşe denedi. Bir sağ daha çıkarmak istiyor Martinez. Ancak o boğuşmada vuruş çıkaramadı. Sağ köşe Martinez bu kez vücuda. Sağ köşe çok iyi oturttu Martinez. Çok iyi yakalıyor eskiyle. Şimdi ardından kombinasyonlarını uzattı. Soluyla rakibine karşı bir yaklaştı ve temas buldu. Bir sol daha deniyor Abipalibov'a. Ve başarı sağlıyor. Sadece kontrol güçlerine dikkat ederse ve bu tempoyla ilerlerse müsabakayı kazanabilir gerçekten de. Bunun sinyallerini şu ana kadar verdi. Abipalibov resmen sudan çıkmış balık gibi. Oldukça erken bir süreç. Çok önemli bir rakibe karşı tabii ki dikkatli olması gerekiyor. Martinez'in yaklaşmaya çalışıyor. Yine bir sol kontra koşu aldı. Abipalibov'tan sağ uzatıyor bu kez. Ve başarı sağlıyor yeniden. Sol direkt ile isabet sağlamak isteyen Abipalibov. Sağ yakalamak rakim yakalamak istedi Abipalibov ancak baskısını sürdürüyor, arttırıyor baskısını. Sürekli onu takip ediyor. Hiç geri adım atmadı Martinez. Kendileri etkileyecek bir unsur olsa gerek bu. Sağ köşe. Kontra sol aldı ancak çok etkilenmedi gibi. Eldivenleri biraz ilikli bir Martinez'in şu sahnelerde. Bak
Garda geçti Arjantinli yeniden düz gardda. Güzel bir sağ, hemen ardından sol. Rakibi kaybettiklerini çıkarmak istediği için bu kumarada pahalıya mal oluyor. Abutalibov'tan bahsetmeye çalışıyor. İçeriye sokulup tekil vuruşlarla isabet sağlamak istiyor. Özellikle soluyla. Ama buna izin vermedi. Martinez ve her seferinde ona karşı vuruşlarla isabet verdi. Son 15 saniye doğru yaklaşıyor. Bir kontrasol geldi bu kez Abutalibov'tan. Sola farkat sağ koşu kombinasyonu Abutalibov. Çok iyi bir denemeydi. Abutalibov biraz daha kendini bulmaya başladı. Önümüzdeki olası şu an daha da zorlu olabilir. Fernando Martinez için. Antonor. İyi köşesinde. Matador Santos. Çiftçi antrenör apronda olabilir yani iplerin dışında bir diğerisi aşağıda kalmak zorunda ama şu anda köşede üç kişi birden ayakta. İşte sağ kroşesi burada bakın hemen ardından çıkmayı da başlamış ve rakibinden gelen kontra vuruşunu almamış. Martinez bir başka pozisyon. İstatistiki olarak ilk 3 sikletin 2 takım içinde en başarılı sikletler olduğunu bile getirmiştik. Yine performanslarına, takım performanslarına bakıldığında Astana Alliance 12 hafta süren grup mücadelelerini yine kendi gruplarına yani Asya konferansına yalan Batu Faizli'nin en iyi takımlarından oldu. Ekip bir ve 60 derdi karşılaşmanın ki her gece 5 karşılaşma yapıyor takımlar biliyorsunuz. Bu karşılaşmaların 44'ünü kazanmayı başardılar. Astana Alliance özellikle 60 programlayan hafif siklete çok başarılı. 12 karşılaşmanın 10'unu kazanmayı başardılar. Yine diğer başarılı sikletler 54 kilogram, 73 ve 85 kilogram. Bu sikletlerde de ekip değerli izleyenler 9'a karşılaşma kazandı siklet başına. Oldukça yüksek bir ortalama %75 bir galibiyet yüzdesi Astana Alliance'da. Bir kontrasol geliyor. Abutalibov sağla rakibine yaklaşmak istedi. Fernando Martinez. Kazanmış olsa dahi özellikle şu an çok büyük önem taşıyor. Gardi şu an ilk iki randonda biraz daha yüksekte gibi Martinez'in bir sağ denedi. Sağ taşı uzatıyor hemen ardından bir sol. Zaman zaman uçuşmuş gibi görünüyor Martinez ama o kadar seri ki kontra vuruşu almıyor. Çenesi biraz açık olmasına rağmen yakalayamadı şu ana kadar onu. Rakibi Abutalibov, kanat Abutalibov sağa çıkarmak istiyor. Abutalibov yaklaştı rakibine. Yine ona temas sağladı. Bir sol koşu kontra Abutalibov'tan. Şimdi Martinez onu koruyor. Sağ koşu ama burada bir kontra vuruşu çıkarabilir Abutalibov. Kuvvetli ancak isabetsiz bir sergileyip kendini korumasız bıraktı Martinez. Adanaki pozisyonda biri sağ denedi. Hemen bunun ardından yağ gibi bir atlet. Bu skiple biliyorsunuz genelde amatör amatör 48 kilogram ve 51 kilogramda yani bu tip skletlerde Güney Amerika ülkeleri çok çok başarılıdır. Sol koşu geliyor. Hemen ardından sola farkat denedi yine. Kendine has koşuyor. Non le gusta la presión, Fernando. Vamos. Vivo, echa la atrás. Çok başarılı sporcular çıkardı elbette. Onlardan biri olmaya aday. Fernando Martinez. Önemli bir de kıtasal şampiyonu. Vamos, Fernando. Luna Vos. Vamos. Dünya şampiyonası ülkesi Arjantin. Luna Vos. Fernando. Yani genç yaşta 17 yaşında Arjantin'in en iyisi olmaya başladığında söylemek gerekiyor. Sağ denedi. Hemen ardından bir sağ daha deniyor. Sağ direkt bir kez Abutalibov. Sağ köşe. Son vuruş Gonk'la birlikte Fernando Martinez'den geldi. Ancak Abutalibov gitgide müsabakaya ortak oluyor. İlk raftaki o kocalamayı atlattı diyebiliriz. Bu Amerika kıtasal şampiyonasında kendini gösterdi. Meksikalı
Braulio Avila'ya Meksika Guerreros takımının sporcularına biri. No pasa nada. No está usted cansado, yo? Cansado no está, mijo. Ha tenido sparrings más duros en el gimnasio. Esa es la presión. На быстроте, на четкости, на быстроте. И все будет нормально. Только не делись. Мави кюшей не уйдет. Куралар герей. Деплосма такымлары мави кюшей görüyorsunuz. Kullanıyorlar. Hemen ilgilerin dışında da Los Angeles Atletizm Komisyonu. Genel ediyorsunuz. Eyaletler. Sistem biraz daha farklı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Boksa ve birçok olimpik dalada merkezi değil eyaletlerin kurumları bakıyor. Gecenin yönetmenleri de süper güzelleri burada. Bu hakemler de yine Los Angeles Atletizm Komisyonu'nun hakemleri. Bu hakemler aynı zamanda profesyonel müsabakaların da hakemliklerini yapıyorlar. Oldukça deneyimli, hatta Asya Konferansı'ndaki örneğin hakemlerden çok daha deneyimli hakemler var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Round başlar başlamaz yine yüklenmeye başladı. Martinez. Sol dönüyor. Kenarından bir sağ geldi Martinez'den. Martinez'in baskısı. Bu tip baskılar isabetli sağlanan bir ortamda tabii ki. Baskı yapan sporcu için bir avantaj. Sağ kroşe Martinez. Bu kez ikili kombinasyon vücuda kroşeler. Sol kroşelerinde yine Martinez. Hemen öncesinde bir sol denemişti yine Abutalibov. İyi boşu almalar gerçekleştiriyor. Sağ kroşenin ardından sollarla Abutalibov. Bakın sağ kroşeye doğru değerli izleyenler. Sağ kroşenin tersine doğru. Yani kendi sağ gerisine doğru adım atarak solla Martinez almaya çalışıyor. İyi deneyim farkı. Sağa uzatmak istedi yine Martinez. Özellikle onu uyutabilir. Zorlayıp sinirini bozup bu şekilde puanlar da alabilir Abutalibov. Bunun örneklerini sergilemeye başladı. Geçen rounddan bu yana. İsabet oranı düştü Fernando Martinez'in. Patlat veriyor yine Abutalibov. Yakalayamadı. Bakın bir tane daha dönemde boşa çıktı. Vuruş isabetsiz bir vuruş denedi. Üst üste iki sol kroşe ikincisi isabetli Abutalibov'un. Martinez onu kovalamayı sürdürüyor. O da biraz bakın bulunmaya başladı. Zira adım attıkça kontrol işte Martinez'e. Abutalibov hata geçti. Biraz moralden düzenlemeye başladı Abutalibov. Performansına da yansıyor. Vamos, Fernando! Son dakika girdik gördüğümüz round. Vamos! Round oluyor bu. Eşim adına Abutalibov'un performansı. Hakemleri yeterince etkileyecek gibi görünüyor. Fernando Martinez'in ikili kombinasyonu. Sol verildi Abutalibov. Son koşuyla sabit sağlıyor. Eldivenin eken bu konuyu başardı. Sonun bandımlarına rakibinden gelen sol koşuya karşı. Fernando Martinez. İsabetli vuruşlar iki boksörden birden. Sağ uzatmak istedi Martinez. Abutalibov onu çok çok yakalamaya başladı gördüğünüz anda hemen hiçbir vuruşunu boş geçiyor. Kazak boksör. Ederken gördüğünüz anda en iyi roundunu çıkardı belki de Abutalibov. Ve düğün son roundda çözülecek gibi. Hatırlatalım, hiçbir müsabakayı kaybetmemesi gerekiyor. Los Angeles Matador'un veya bir müsabakayı kaybedecekse de çok zor bir ihtimal. Ancak en az 2 nakavtla öldürmesi gerekiyor. Kurallar gereği çiftlere çıkabilsinler. Eğer 4-1 ve 2 nakavt elde ederse Ene Matador ne olur? Yine toplam puanlara bakılacak. Bir önceki müsabakayı gelecek hafta sporcuların verdiği puanlarında toplamda 5 müsabaka sonunda 734 puan elde etti. Aslan Alan Zötyan'dan Matador ise 632 puanla kaldı. Yani bu doğrultuda yine işi... Manny Robles biraz da psikolojik manada sporcusuna destek vermiyor. Onu ateşlemeye çalışıyor. Sovyet ile randa başladı Abutalibov. Sağ dönüyor.
Vivo Fernando, vamos, vamos. Sol köşe Martinez isabetli bir saldırının hemen bunun ardından. Vamos Fernando. La finta, la finta. Yine rakibin üzerine çekmeye çalışıyor diyebiliriz. Bu Talipov için şu saniyelerde. Bir kombinasyon da sol köşede isabet sağlıyor Martinez. Daha seri, daha net vuruşlarla başladı. Son roundda. Ev sahibi boksör. Köşe deniyor. Bir sol daha denedi. Abu Talibov. Tabii ki bu spletin bir numarasına karşı koymaya çalıştığını hatırlatmak gerekiyor. Fernando Martinez'in çok zor bir rakip karşısında. Sol köşeyle vurdu ve çıktı oradan bir kontra vuruş. Aslan Arlan sporcusundan. Geçen hafta belki de söylemiştik, istatistiki olarak en başarılı takımıyla gitti Kazakistan'a ve 4 numaralık oldu Matador. Burada ya şöyle bir mantık var ya şöyle, yani ya sakatlar vardı veya içeride iyi oynayabilen sporcularını içeriye sakladı ama deplasman takımı daha güçlü bir takımdı. Mesela Matador'un çok ilginçtir. Kazakistan takımı Aslan Arlanz'ın da bu akşam takımı çok güçlü. İlk 5 içerisinde yer alan 4 sporcu ilk 5 içinde yer alıyor. Kardi sıralamada. Yani WSB'de sporcuların kardi performansları bakımından ilk 5 içerisinde yer alıyor. Hatta ilk 2 isim 20 sıradaki isimler. Sağ köşe geldi bu arada Fernando Martinez. Bir solla avlıyor rakibini. Hemen ardından sağ denedi. Arjantinli sporcunun üst üste isabetli vuruşları. Abu Talipov'u biraz zor duruma soktu ve bir anda rüzgarı arkasına alıp verebilir miyiz acaba? Ev sahibi sporcu için, Los Angeles Matador sporcusu için. Sol veriyor Abu Talibov. Onun da yorgunlukla birlikte isabet oranı düştü gibi. Hemen bu köşede ekranımızın, görüntümüzün arka tarafında ekran arkasında Los Angeles Matador'un diğer sporcuları da Fernando Martinez'e büyük destek veriyorlar. İkili üçlü kombinasyon, Abu Talibov'un ikili kombinasyonu burada. Bir sol daha üst üste 3 vuruş sağladı. Kazak sporcu bakalım. 20 saniye doğru, son 20 saniyenin içine doğru giriyoruz. Her şey ortada gibi. Sol denedi ve isabet sağladı yakın mesafede. Fernando Martinez, Abu Talibov süreyi tüketmeye mi çalışıyor? Önde olduğunu düşünüyor acaba? Ya da kontra vuruşlar mı deneyecek? Şimdi içeriye sokulmak istiyor. Martinez. Ve gong sesiyle gecenin ilk müsabakası sonuçlandı. Her iki sporcuya birden alkışlar geliyor. Acaba kim kazanacak? Son derece ortada olan bir karşılaşmaydı. NTV Spor'da değerli izleyenler. Dünya Boks Ligi, World Series of Boxing ya da WSBK kısa adıyla bu ligin 2010-2011 sezonu, ilk sezon bu. İkinci finalistini arıyoruz. Hali hazırda geçtiğimiz cuma akşamı çok çok görkemli bir genç yarışan, iyi, çok hoş bir galibiyet elde eden Paris Saint-Germain'deki bir Fransa temsilcisi. Onlar finale çıkmayı başarırlar. İki sporcu birbirine centilmence tebrik ediyor. Bakalım bu müsabakada ikinci finalist kim olacak? Kuşkusuz çok büyük bir avantaja sahip. Ekranlarınızdaki sporcunun ekibi Aslan Arlanız. Tabii Kazakistan önemli bir ekip. Olimpik boksta da gelmiş geçmiş en başarılı 10. ülke değerli seyirciler. Kısa mazisiyle boksu çok seven bu sporda hakikaten adeta bir okyanusa sahip, yani sporcu bakımından bir okyanusa sahip bir ülke Kazakistan. Şöyle ifade etmek gerekiyor. WSB'de geride kalan müsabakalar sonrasında normal sezon ve yarı final ilk ayağı itibariyle yerli sporcularından en çok galibiyet, yani yerli sporcularından en çok fayda çıkaran takım konumunda Aslan Arnaz. Bir diğer ekip de diğer finalist Paris United. Yani aslında yabancı sporcuların da kullanılabildiği, limitsiz bir şekilde yabancı sporcuların da kullanılabildiği, takımınızı yabancı sporcularla istediğiniz kadar takviye edebiliriz bu platformda. Okay, ladies and gentlemen, we have a split decision. Takım halinde başarılı olmanız çok zor. Bu arada bir ayrı karar var. From Judge Vince Delgado. İlk hakem. A score of 48-47 in favor of Abu Talibov. Abu Talibov'a veriyor hakem.
48-47 ilk hakem bunu türlerinden tepki topladı olabilir. From Judge Denkin, a score of 48-47 in favor of Martinez. Şu anda beraberlik var. Üçüncü hakem ne verecek merak ediyoruz. 48-47 iki hakemden birden çok yakındı sonuçlar. And Judge Tom Taylor scores the fight 49-46 in favor of the winner. Kazanan geliyor. Still undefeated in the WSB. From Astana, Kanat Abutalipov. Abutalipov kazanıyor. Özellikle hakemlerden biri 49-46 bu sporcuya oy vermiş durumda. Böylelikle ilk müsabakayı kazanan Abutalipov oldu. Tebrik ediyoruz. Fernando Martinez'i de tebrik etmek gerekiyor. Kendisinden çok daha deneyimli bir sporcuya karşı, kendisinden 9 yaş daha büyük 28 yaşındaki Kanat Abutalipov'a karşı kıran kırana bir müsabaka ortaya koydu. Böylelikle ilk müsabaka sonuçlanıyor.